Evden eve taşınmayı bu yüzden sevmiyorum işte. Bir şeyi koyduğun yerde bulabilirsen bul artık. Ne oldu? Bir şey mi arıyorsun? Ya benim bir eşofmanım vardı. Bir yere mi koydunuz? Ne yaptınız? Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Ne yapacaksın şimdi eşofmanı? Koşuya mı çıkacaksın yoksa? İşte bir soru sor, bin tane cevap al. Ya ben onu pijama diye giyiyorum. Rutubetten koruyor vücudumu. Aha, rutubet mi var burada? Sabahları bal gibi var ya. Olmasa da ben tedbirli adamım. Tedbirimi alayım da bir de iğri bürü kalmayayım gurbet ellerde. Gurbet ellerde mi? Öyle, benim için öyle. Aa, seni de duyan başka bir memleketliği zanneder. Ayol, İstanbul neresi? Şurası bir karış yer. Canım isterse iki parmak olsun. Nedir yani? Benim için evden uzak olan her yer gurbettir. Ah. Sonra nedir, kışlık gibi gözümü çıktı ya o. Ah, denizse deniz, deryasa derya, havaysa hava civa. Aman havaysa mis gibi hava. Anne, sebzeci geldi, bir şey lazım mı diye soruyor arka kapıda. Kim şey mi? Salih mi? Başka var mı? İstemez istemez sav gitsin, ben İstanbul'dan alır getiririm size. Neden? İstemez efendim. O biraz pahacı laf aramızda. Sattığı şeyleri kimisi fiyata satıyor? Olur mu hayatım? Bütün yazlıktakiler ondan alışveriş yapıyorlar. Almazsak çok ayıp olur. Neden ayıp oluyormuş? Aa, vallahi adam bizi tefe koyar canım. Sebzelerini bile ta İstanbul'dan taşıyorlar diye rezil eder herkese bizi. İşte bütün mesele orada bak, şu saf halinden. Hepiniz nasıl avucunun içine alıvermiş. Ah siz kadınlar yok musunuz yani? Aman aman. Söyle kızım söyle, ben alır getiririm, boş ver saf gitsin. Peki olur baba. Sözde şurada ucuza oturuyoruz, her şey çok ucuz. Ucuz yazdık sözde. Ya sen bir hesabını yaptın mı? Astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hep gösteriş, hep gösteriş. Niye gösteriş olsun? Seviyoruz burayı. İyi iyi. Süt ateşe koyayım mı anne? Ha koy yavrum, kaynasın. Şşş Nihan. Efendim babacığım. Ya benim bir eşortmanım vardı, gördün mü sen onu? Eşortman mı? He. Ha eşortman demek istiyorsun. Al işte illa bir ukalalık. Cümle alem ona eşortman diyor. Eşortmanmış. Elif fıflayacaksın öyle. Bunu mu söylüyorsun baba? Aaa! Ne olmuş ona öyle? Aman Hüsnü, onun giyilecek hali mi kalmış ayol? Ne? Aa, kestim kestim. Üst tarafın tahta bezi, alt tarafında toz bezi ya. Ya şey ama ne iyi ettin, ne iyi ettin? Ya bizim bildiğimiz sahibine bir kere sorulur, danışılır değil mi? Aman babacığım, onun ne şekli kalmıştı ne de rengi. Tabii canım. Aa. Bir şey yarasın dedim, fena mı ettim? Çok iyi ettin, çok iyi ettin. Aman ne kadar iyi ettin. Zaten nedense benim malımın hiç değeri yoktur sizin nazarınızda. Affedersin Üstücüğüm, affedersin. Yazlıkta eşofmanlık, pijama yapacağını nereden bilirdim? Neyse üzülme. Nihan İstanbul'a gidince yeni bir eşofman alır sana. İstemez efendim, lüzum yok. İcab ederse ben kendim alırım. Zaten buranın havasından mıdır, suyundan mıdır, sıcakları mı beynimize vuruyor nedir? Hepimiz birdenbire bir terelerle oluyoruz. Ay anne, geçmiş olsun. Vallahi ucuz atlattık. Şimdi bir olay çıkar dedim. Ama Allah'tan üstünde durmadı. Ayol, bu sıcakta eşofman giyilip yatılır mı? Ha. Kan ter içinde kalacak. Ondan sonra da oran buram tutuldu diye başımın etini yiyecek. Vallahi mahsus kestim. İyi de ettin. Tarık da söyledi. Babam eşofman giymesin. Terlik üzerinde kuruyor. Sonra romatizması azar dedi. Tabii doğru söylemiş çocuk. Aa, Tarık hafta sonu geliyor mu ya? Vallahi anne şüpheli. Eğer nöbeti bir başkasına devredebilirse gelirim dedi. Eğer gelirse Müjgan'ı alıp biraz gezdirin. Hali pek içime dokunuyor. Ne var halinde? Ne var olur mu kızım? Çok üzgün. Bir şey söylemiyor ama ben anlıyorum. Yeni evli bir kadının kocasından bu kadar ayrı kalması kolay mı şekerim? Aman Aydın da nereden çıkardı bu dışarı gitme işini? Anladığım kadarıyla buna Müjgan'dan çok sen bozuluyorsun anne. Gitmesi bu kadar gerekli miydi? Herkesin elde edemeyeceği bir fırsat bu anneciğim. Vallahi ben kızın yerinde olsaydım dünyada razı olmazdım. Ne biçim bir evlilik bu anlamadım. Aa Nihan, sen sütü kaynatmadın hala değil mi? Unuttum. Hadi koş evladım, ekşir sonra. Tamam. Nihan, efendim? Eğer vaktin varsa maydanozların arasındaki o yabani otları da temizleyiver. Olur anne, merak etme sen. Aman! Yani sizin şu musluklar insanda ne üst bırakıyor ne de baş. Bir elimi yıkayayım dedim. Şu halime bak, her tarafım sırılsıklam oldu. Nasıl fışkırıyor öyle? Ay fena ıslanmışsın ablacığım, git üstünü değiş. Üstünün yanında kız sakın söyleme. Tamir etmeye kalktan ortalığı alt üst eder. Nedir o tamir edilecek olan? Yok bir şey yok, aramızda konuşuyoruz. Aranızda mı? Ben de şu anda aranızda olduğuma göre öğreneyim bakayım neymiş. Vallahi Naciye ben sana bir şey söyleyeyim mi? O tamirle falan olmaz şekerim. Onun civatası gevşemiş, civatası. Değiştirmek lazım. Kimden bahsediyor bu Allah aşkına? Kimseden canım, ustum gidasından söz ediyorum. Sen o işlerden de mandalını mı yapıştırdın artık? Ayol anlamaya lüzum yok ki. Mandalını bir küverde gör. Mandalını mı? Anlayana bak. Onun adı mandal değildir, o musluğun şeyidir. Söyle bana adı, bulamadım şimdi. Ya benimle alay ettin, kendin çok iyi biliyorsun sanki. Ne diyordum? Tulumbacı hortumu gibi fışkırıyor, şuraya bak. Ne var, o muydu bağırışın çağırışın? Ayol kezzap değil ki su altlarım, mis gibi su yani.
Ya. Ne olmuş? Git aç da gör bakalım ne oldu. Ah canım, sen zaten ne zaman neden memnun olmuşsundur hemşire. Geveziyi cehenneme atmışlar, odun ıslak diye bağırmış. Şimdi eğer öyle fışkırmasa bu sefer de sular akmıyor diye şikayet ederdin. Aman bir şey dediğim yok benim. Tamam. Ne haliniz varsa görün. Hem bana ne, benim evim değil ki. Allah Allah. Tahir'e zaten bugün bizim Tahir'e ısrar etmeseydi gidelim diye benim gelip sizi rahatsız edeceğim yoktu. Tamam Müslü'cüğüm, vallahi sen de bir alemsin. Niye? Bu kadını kalbini kırmadan olmaz sanki. Ayol ben kalbini kıracak bir şey söylemedim ona. Hayır, bugünlerde pek alıngan o. Niye alınganmış bugün her? Niyesi var mı? Şekerim Raif Bey'i uğurladı. Ha, ona mı üzülüyor? Tabii ya, ne de olsa nişanlısı. Aman ben de vallahi bıktım bu evde. Herkesin nabzına göre şerbet vermekten. Demek ki her lafımızı ölçerek, tartarak konuşacağız. Ne oldu Sayın Teyzade Hanım sizin? Tahir Hanım teşrif etmediler. Basiret niye onunla alıp beraber gelmemiş buraya? Ablam orada buluşur, sen doğru git demiş. E kadın bakalım burayı bulabilecek mi? Yani darılma, başı sıkışan nedense bizim evde soluğu alıyor. Günaydın. Ha, günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Yok hayır, daha yeni kalktım. Saatte 10:30 olmuş. Çay ocağın üzerinde hazır. Altını yak ısını versin. Kahvaltılık da buzdolabında biliyorsun değil mi canım? Ocağın yanında incir reçeli var, yeni yaptım ondan da yemişti. Ha canım bak. Nihan arka bahçede. Kahvaltını al, onun yanına git. Teşekkür ederim. Yani üstü bir ailesin. Şu kızın yanında ikide bir de saate bakmasan olmaz mı? Hani saate bakmaya karşı bir alerjisi mi var kızım? Ben vakti öğreneyim diye baktım. Ah canım. Yani vakti öğrenmek için ille kızın gelmesi lazım. Ah canım sen de ille beni boz. Öğle vaktine yakın bir zamanda kahvaltı etmeyen kalkan birini görse insan gayri ihtiyar bir saatine bakar tabii. Ama şekerim ikide bir de bunu kafasına takmana gerek yok ki. Ama anacığım bu evin bir düzeni var değil mi? Hep beraber sabahleyin erkenden kalkılır. Saat 8'de kahvaltı masasına oturur. Hep beraber yapılır kahvaltı. Bunu artık öğrenmesi lazım. Öğrenecek elbet canım. Daha dur bakalım. Kaç gün oldu bize geleli? Dün bir, bugün iki. Hangi dün bir, bugün iki? Bir hafta oldu. Bunu öğrenmesi için yetecek bir zaman herhalde bu. Ama üzüntülü. O da mı üzüntülü? O kime üzüntülü? Ha Aydın'dan ayrı kaldığı için mi? Elbette şekerim. Yeni evliler. Yeni evli bir insan kocasından ayrı kalırsa ne olur? Üzülür tabii, kolay mı? Ama anacığım kocasından ayrı kalan insan ayrı kahvaltı yapar diye de bir kaide yoktur herhalde. Aman Hüsnü, eğer bunu şaka diye söylüyorsan hiç komik değil. Ne şakası canım, bu evde şaka yapılır mı? Mateme bürünmüş bir evde. Biri nişanlısı gitti diye kahrolur. Öteki kocasından ayrı kaldı diye yatma zamanını, yemek zamanını bilemez. Ne şakası? Püh! Olabilir. İstersen başka bir yere gidelim. Seninle buluşmamız için mutlaka insanlardan kaçmamız mı gerekiyor? Ne yazık ki öyle. Söz kesilene kadar birlikte görünmemiz hiç doğru olmaz. Söz kesilene kadar. Sanki kesilecek de. Kesilecek, merak etme. Ömrümüz yeterse. O kadar uzun süreceğini hiç sanmam. Lütfen gülme. Çok ciddiyim. Ne var bunda bu kadar kızacak? Gel de kızma. Eskiden ne kadar rahattım. Üniversitede hiç bu kadar titiz değildim. Bak. İnsanlar birbiriyle rahatlıkla konuşup görüşebiliyor da. Sonra sen artık üniversitenin öğrencisi değilsin. Bunu herkes biliyor. Saçma. Seni sevdiğimi de herkes biliyor. Biri görecek diye ödüm kopuyor. Rezil oluruz. Rezil olacaksak olalım. Bak buna, bu saçma kurallar canımı sıkmaya başladı. Seninle evlenmek istiyorum, anladın mı? Evlenmek. Sen de benimle evlenmek istiyorsan hala beklemenin anlamı yok. Annem izin vermediği sürece bu iş olamaz, biliyorsun. Demiyorsa suç benim mi yani? Değil elbet ama ne yazık ki demesini sağlamak zorundayız. Söyler misin bana, ne yapmam lazım? İstemekse geldik istedik işte. Neredeyse evden kovulacaktım. Yo, o kadar da abartma. Kovduğu falan yoktu. Bana yabani bir yaratık görmüş gibi baktığını da inkar etmezsin sanırım. O da davranışını garipsediği için. Bir damat adayının tek başına gelip kız istemesi adet olmamış bizde. Demek sokaktan geçen herhangi birini isteseydim daha iyi olurdu. Belki de o zaman işler değişirdi. Gülme rica ederim. Zaten sinirlerim ayakta. Söyler misin neyi mi beğenmedi benim? Bütün mesele sana güven duymamasında. Bana güven duyması için ne yapmam lazım onu söyle. Ne yazık ki hiçbir şey. Çünkü zaten baştan aklı yatmadı bu işe. İnsafsızlık ama. Ne olursun böyle söyleme. Kendisi acı çekmiyor mu sanıyorsun? Bizim yüzümüzden her gün iki gözü iki çeşme. Ne yapacağız peki? Bir çaresini bulacağız elbette. Yani evden kaçmayı düşünmüyorsun herhalde. Daha neler Babür. Kadının yüreğine mi indireceksin? Öyleyse yapacak hiçbir şey yok. Bak Pınar, sana bir şey söyleyeyim mi? Annen çok inatçı. Bu kadar karamsar olma. Çok güvendiği biri araya girerse belki de her şey düzelir. Oho, şimdi de araya girecek kişinin güvenini mi sağlamaya çalışacağız yani? Annem gibi şüpheci biri değilse bu iş pek zor olmaz sanırım. Kendimizi beğendirmek için bu kez sahiden görücüye çıkıyoruz galiba. Evlenmek istiyorsak buna katlanmak zorundayız. Şu muhterem kişinin kim olduğunu bilsem de ona göre şirin davransam. Annemin teyzezadesi Naciye teyzem var. Annem her konuyu onunla konuşur. Bizim konumuzu da ona danışacak sanırım. Ah Basiret ablacığım, başım dertte. Ölseydim de bunlar
giymedi çok şükür. Benim başıma gelenler onun başına gelmedi ki. Biliyor musun Naci, sen dünyanın en şanslı kadınısın. Ben size zavallı en talihsizim. Aman Tahire, yani seni duyan da kızının başına bir şey geldi sanır. Daha ne gelsin, kız elden gidiyor. Dur ayol, ağlama da anlat, ne oldu? Daha ne olacak, kız eriyor, eriyor. Niye erisin Tahireciğim? Telaş etme, söyle bakayım ne oldu? Ayol kız aşık aşık. Aa, anlatamadım size galiba. O delikanlı kızın aklını başından almış. Bu ne demek? Kara sevda. Veremeden yataklara düşürür. Ben bunu bilmiyor muyum? İlahi Tahir'e. Kara sevdaya tutulduğunu nereden biliyorsun? Anlamaz olur muyum kardeşim? Ben bu kadar duygusuz muyum? İlle o delikanlıyla evleneceğim diye tutturdu. Delikanlıyı nereden tanıyormuş peki? Ay orasını hiç sorma. Okuldan mı arkadaşmış, neymiş? Senin anlayacağın kardeşim, tanımadığımız bir aile. E ben bu kadar zaman, bu kadar emek verdim kızıma. Tanımadığım birine vermek için mi? Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Onu üniversitelerde okuttum. Keşke okutmaz olsaydım. Böyle olacağını bilir miydim? Oğlan kızı oyalıyor mu yoksa? Ah, oyalasa keşke oyalasa. Evlenmek istiyor, evlenmek. Geldi benden istedi. Bu olacak iş mi hiç? Nasıl bir delikanlı bu? Nasıl biri olduğunu bilmiyorum ki. Yüzünü bile görmedim. Aa, yani senin de bir sözün bir sözünü tutmuyor. Ayol karşıma dikili kızı istedi diyorsun ya. İstedi istedi ama gözleriyle burnundan başka bir yerini görmedim ki. Bütün yüzü sakal kaplı. Ah benim akılsız kızım, nasıl da beğendi bu delikanlıyı. Canım sana ne çocuğun sakalında. Evlenecek olan sen değilsin ki o. Yani verelim mi? Allah yazdıysa olsun. Canım nasıl olsa kız birisiyle evlenecek değil mi? Madem ki birbirlerini seviyorlar, veriver gitsin. Yani sokaktan gelen birine mi verelim kızı? Hoppala! Damat dediğin saksı da yetişmez ki. Elbette sokaktan gelecek. Nihal'ınki nereden geldi zannediyorsun? Aa o müstesna. Koskoca bir doktor. E bu da mimar çıkmış baksana. Kuyunu suyunu bilmediğin birine mi? Sen ol da el bebek gül bebek büyüttüğün kızını teslim et bakalım. Huyu da suyu da öğrenilir. Sorup soruşturulacak elbet. Her şeyin bir usulü var Tahireciğim. Kim yapacak bunu? Tek başına bir kadınım. Erkeksizlik ne zor şeymiş. Nur içinde yatsın, babası sağ olsaydı bunlar ol gelir miydi başımıza? Üzülme hayatım. Babası yoksa kimsesi de yok diye. Ya biz ne güne duruyoruz? Allah razı olsun. Ben de onun için buraya geldim. Bana bir akıl verin. Ne yapacağım, neye karar vereceğim? Şaşırdım kaldım. Hanım! Orada mısın? Bizimki geldi. Buradayım. Fisli Bey mi? Evet, biraz alışverişe gitmişti de. Geliyorum canım. Ben şimdi gelirim. Ah tabii şekerim, keyfine bak. Bir evde erkek sesini duymak bile ne güzel bir şey. Ah rahmetli öleceğine ben ölseydim keşke. Aa sus ayol, Allah'ın gücüne gider. Hoş geldin üstüncüm. Hoş bulduk. Geciktin. E anca anam dünyayı dolaştım. Ötebeni aldım baksana. Ver canım. Dur. İçinde yumurta var. Kırarsın mırarsın. Sen şapkayı alsana benim başımdan bakayım. Canım. Tahir'e mi geldik? Evet. Ha. Nereden anladın? Ayol sesi ta dışarılardan duydu. En sonunda teşrif etti desene. Sus sus. Zavallının başı dertte. Onun başının dertte olmadığı zaman var mı? Ama bu seferki çok ciddiymiş. Ey. İçeri gir de bir hoş geldin de. Dur kadar. Şunları bırakayım acelesine. Geliyorum. Geliyorum hadi. O değil miymiş? O şimdi geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işler öyle oturup ağlayıp sızlamakla halledilmez. Oh. Eğer delikanlı oğlu kızı seviyorsa... Ah sevmez olaydı, sevmez olaydı. Canım bırak şimdi bunları. Bak ben ne diyorum. Eğer kız da çocuğu seviyorsa oturup bu işi iyice düşünüp bir karara vermek lazım. Doğru söylüyor vallahi. Düşünmeye bile gerek yok. Şöylece bir soruşturmak yeterli bence. Gerisini Allah'a bırakacaksın. Biz aynı şeyi yapmadık mı canım? Elbette. Yeter ki oğlan kötü ahlaklı biri olmasın. Gel üstüne. Aman bir sıcak, bir sıcak. Hoş geldin Tahir Hanım. Hoş geldin. Dur rahatsız olma Allah aşkına rahatsız olma. Otur. Otur bakalım otur. Ben de şu düz bir sandalye alayım. İlişim daha soyunamadım çünkü. Ay, aman bir alem dışarısı. Seni hangi rüzgar attı bakalım buraya? Seni hangi rüzgar atar enişte bey? Benim başımda dertten başka esen rüzgar mı var? Aa. Başım sıkışınca soluğu size alıveriyorum. Ne yapayım? Tabii yavrum, akraba değil miyiz aşk olsun? Ah, eksik olmayın. Allah sizden razı olsun. Sizler de olmasaydınız derdimi kimlere açar da derman beklerdim ben. Söyle bakalım nedir derdin gene? Benim gibi talihsiz kadının derdini soruyorsun. Hasta falan mı yoksa? Ha? Yok canım, turp gibi maşallah. Hiçbir şey yok. Sen gel de içime sor, var mı yok mu? Yüreğimdeki yaralar nah böyle böyle. Ne diyorsun? Röntgen falan mı aldırdın da? Öyle yara değil. Ya. İşte bir öyle yara değil ya. Hicran yarası. Hicran yarası? Ah benim bildiğim şarkıdır o. Yoksa yeni bir hastalık falan mı bu? Yok canım. Pınar birisiyle ilişki kurmuş da. İlişki mi kurmuş? Ne demek bu? Öyle değil canım. Birisinden konuşuyormuş. Okul arkadaşıymış. Ya birdenbire korktum, ne bileyim. Ya gördünüz mü? Bak o da korktu.
Şimdi ben ne yapacağım? Dur ayol, telaş etme Tahir'cim, anlamadığı için öyle söylüyor. Ha. Yani uzun lafın kısası İzlicim, evlenmeye karar vermişler. Kim, kızdan oğlan mı? Hayır, kaynanayla damat. Aa. Sen bizi dinlemiyor musun? Dur anam, dinlemeye fırsat kalmadı sıcak bir yandan. Siz deyince kafam karıştı vallahi. Evlenme lafı olunca hep bunun kafası karışır zaten. Peki nereden biliyorsunuz evlenmek istediklerini? Canım oğlan gelmiş, kızı annesinden istemiş. Tek başına mı? Hayır. Omuzun üstüne bir baş daha koymuş. Ayol tek başına istemiş diyor. Bunu da anlamayacak ne var? Ay ne kadar güldüm. Bu da komik kesildi başımıza. Charlie Chaplin omuzun üstüne bir baş daha koymuşmuş. Tuhafıma gitti, ne bileyim ben. Gördünüz mü? Enişte beyin de tuhafına gitti. Ah ben ne talihsiz kadınım. Ah. Allah aşkına sen de böyle ikide bir ağlamakla ağlamakla konuşma canım. Vallahi bak bunda da sen haklısın. Yapma, çok kötü alıştırmışsın yüzünü. Nedir ikide böyle yapa yapa buruş buruş olacak yüzün vaktinden önce. Bırak şimdi. Ne var bunda tuhafına gidecek? Senin damat da kızını tek başına istedi ya. Güzel istedi de biz de sorup bilmeden oğlanı tanımadan vermedik ki hop diye kızı. Ayol ben bunun suratını bile tanımıyorum. Suratını mı tanımıyorsun? Ya. Ya ben Allah aşkına güneşten beynin pişti lafımı anlamıyorum. Az önce demediniz mi? Gelip kızı istedi diye. E nasıl tanımıyorsun suratını? Canım oğlanın suratı sakalla kaplıymış. Ha sakalı mı varmış? Hem de nasıl? Ha bu mühim işte. Gördünüz mü? Enişte bey de mühim dedi. Bu da alevi körükle gider zaten. Ayol senin damadının sakalları yok muydu? Ah canımın içi bak. Ya sen o sakalın altındaki efendi suratı bir gözünün önüne getirsene. E sen ne biliyorsun bu sakalların altında da efendi suratı olmadığını? Vallahi şişirdi beni. Vallahi şişirdi. Ben biliyorum demedim ya. Önce bir tanıyalım görelim delikanlıyı. Enişte ayaklarının altını öpeyim. Estağfurullah. Ne olursa senden olur. Bilirim insan sarafısındır. Hmm. Şunu da bir gör bakalım. Merak etme canım işte. Bir icabına bakarız. Hah Naciye. Bu işi seninkine havale etti ya. Eğer bu iş yapmadıysa bana da basiret demesinler. Sus sus bana da öyle geliyor. Canlarına ikisi ahkam kesiyorlar. Bırakın bakalım bir görüşelim delikanlıyla. Nasıl görüşeceksin? İstersen bizim kıza söyleyeyim sana adresini alıversin. Yok, adresten madresten olmaz. Dur onu düşünüyorum. Böyle yaptığınız zaman onu düşünüyorum demektir. Şey derim bu delikanlıyı buraya çağırsanıza. Sizi ne demek? Aha. Gelir mi? Ne demek gelir mi? Tabii gelir. Ne demek efendim? Kızı ciddi istiyorsa, fikri ciddiyse bal gibi gelecek. Ben çünkü kızın eniştesi sayılırım. Eniştesiyim. Onun da eniştesi olduğuma göre ben de çıkamadım işin içinden. Çünkü kız bana bazen dayı diyor, bazen enişte diyor. Her neyse bırakın. Ben babası sayılırım ya. Yarı babasıyım. Gelsin kızı babasından istesin. Allah razı olsun enişte bey. İçime su serpildi. Şu andan itibaren bu işi üstüme alıyorum. Ne yapıp yapıp oğlanın adresini bana bulun. Gerisini hiç merak etmeyin. Size çay getirdim. Eline sağlık canım. Alın bakalım. Şeker de ver halama Tarık. Al şunu halası. Da ben sağ alayım. Yavrum. Ver. Hala, efendim? Sana bir şey soracağım. Şu Pınar'ın meselesi sahiden babama mı bırakıldı? Maalesef evet. Aa, babama kaldıysa o işten hayır gelmez. Ben de öyle düşünüyorum Nihancığım ama dinleyen kim? Sulu Göz Tahire'nin babandan başkasına itimadı yok ki. Sulu Göz Tahire mi? Onun adı öyledir. Ne olsa ağlar. Bu kadar gözyaşını nereden bulur anlamam. Zaten kocasını da mezara sokan o değil mi? Adamcağız karardı karardı en sonunda sönüverip gitti. Cumartesiye mi gelecekmiş? Öyle kararlaştırmışlar. Cumartesi burada şenlik var desenize. Zavallı. Kendini babama beğendirebilmek için kim bilir ne diller dökecek. O gün sen de gelsene Tarık. Yo gelemem Nihancığım. Aa neden? Babam bu konularda çok katıdır bilmiyor musun? Böyle sahnelere dayanamam. Ha sanki ben dayanabilirim. Babam bir hayır derse sonu ne olacak çok merak ediyorum. Pınar'a da çok üzülüyorum abi. Delikanlıya üzülmüyor musun? Zavallı kızcağızı ne kadar çok seviyormuş. Aman susun Allah aşkınıza çocuklar. Düşünün için bir tuhaf oluyor canım. Ay ikisinin yerinde dolmak istemem doğrusu. Öyle utanıyorum ki işlerin buraya kadar geleceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Bütün bunlar annemin düşüncesizliği yüzünden. Aşk olsun. Ne var utanacak? Yabancı mıyız sanki? Öyle söyleme. Önemsiz şeyler için sizi de tedirgin ediyorum. Fena mı oldu yani? Bu sebeple nişanlınla da tanışmış olacağız. Daha nişanlanmadık ki. Olsun. Evlenmeye karar verdiniz ya. Karar vermesine verdik de bu hiçbir şey değiştirmiyor. Seviyor musun onu? Dünyada ondan başka erkek düşünemiyorum. Sevmek buysa eğer. Sanırım bu olsa gerek. Ay sen baya baya tutulmuşsun da bizim haberimiz yokmuş. Bırak Allah aşkına. Anneme söylemek bile ne olaylara sebep oldu. Baksana. Babür korkmak da haklıymış. Zaten böyle şeylerden hep ürker o. Öyle mi? Hı hı. Buraya gelmeye razı edinceye kadar neler çektim gibiysen. Babanın hiç de korkulacak biri olmadığını anlatmaya çalıştım ama nafile. Bunun bir sınav olduğunu o da pekala biliyor. Dayı bey inşallah zor beğenen biri değildir. Baban mı? Hı hı. Bilmem. Babam daha çok yumuşak başlı gençlerden hoşlanır. Yumuşak başlı mı? Nasıl yani?
Yani nişanlın dik kafalı biri değilse sınavı kazandı demektir. Sınav mı? Şuna sınav deyip durma, tüylerim ürperiyor. Hadi canım, lafın gelişi söyledim. Bahadır'ın hiç hoşlanmadığı şeydir sınav. Sınavdan kim hoşlanır ki? Hele sonunda ölüm kalım meselesi varsa. Ölüm kalım meselesi mi? Aa, o kadar da büyütme bu olayı. Sen annemi hiç tanımıyorsun anlaşılan. Ama ne yazık ki bu son şansımız. Neden sanki bu işi babama bıraktı bilmem ki. Tek güvendiği insan o da ondan. Aslında bunun böyle olmasını biraz da ben istedim. Çünkü başka çaremiz yoktu. Bir mesele mi var? Yok, hiçbir mesele yok. Oo, siz yarenliği koyulaştırmışsınız bakıyorum. Nihan, ocağın üstündeki pastayı unuttun galiba kızım. Aa, sahiden unuttum anne. İnşallah yanmamıştır. Yanacak kadar olmadı ama hatırlattığın iyi oldu. Sen git bak bakalım gelin. Oldu anne, yandıysa benim suçum. Ben lafa tuttum. Yo, yanmamıştır, merak etme, ben baktım. Ocaktan indirsin diye öyle söyledim. Eğer pasta iyi olmazsa suçu kabullenmek istemem doğrusu. Neler konuşuyordunuz bakayım? Ne konuşuruz ki teyze? Hep aynı hikaye. Evliliğin bu kadar problemli bir iş olduğunu bilmezdim. Kusura bakma ama bunu mesele haline getiren senin annen. Tıpkı bizim Hüsnü gibi. Eniştem de mi öyledir? Birazcık öyle şekerim. İpe sapa gelmez peşin hükümleri vardır. Eğer aklı bir şey yatmadıysa dünyada kararından kimse onu döndüremez. Sahi mi? Ama korkma, bu senin için söz konusu değil. Neden? Ne bileyim, ben içimden öyle geldi işte. Söyle bakayım, sen bu delikanlıyı çok mu seviyorsun? Neden sordunuz? Hiç, sordum işte. Az önce Nihan da aynı şeyi sordu da. Severek evlenmek çok güzel bir şey yavrum. Evlenilebiliyorsa tabii. Yakışıklı mı bari? Bilemiyorum teyzeciğim. Biliyorsundur, biliyorsundur. Mutlaka yakışıklıdır beğendiğine göre. Sen zevkli kızsındır, bilirim ben. Teşekkür ederim. Yalnız bir parça sinirli bir insan. Tek kusuru bu. Sinirli mi? Nasıl yani? Mantıksızlıklara hiç tahammülü yoktur. Ama bence bunu bir kusur saymamak gerek. Orası öyle. Günaydın. Canım hoş geldin. Sen burada mıydın Tarık? Biraz önce geldim. Arka kapıdan girdim. Hoş geldin. Tanıştırayım. Nihan'ın nişanlısı Tarık. Çok yakın bir akrabamızın kızı Pınar. Ben de. Nihan yok mu? Burada mutfakta, şimdi gelir. İzin verirseniz ben yola kadar çıkmak istiyorum. Babür'ün gelmiş olması gerekiyordu. Belki evi bulamamıştır. Evet. Nasıl istersen yavrum. Damat adayı daha gelmedi mi? Gelmedi. Senin bu işten haberin var mı? Tabii, Nihan bana her şeyi anlattı. Ah Tarık, öyle üzülüyorum ki. Hüsnü konuşmadan şu delikanlıyla bir de ben konuşayım diyorum. Neden? Öğüt vermek için canım. Çünkü açık sözlü, patavatsız biriymiş. Sinirliymiş de üstelik. Bilirsin, babam böyle insanlardan çok hoşlanır ya. Bilirim, bilirim. Geldin mi sen? Gel dememiş miydin? Dedim ama gecikince ümidim kesilmeye başlamıştı. Neden geciktiğimi biliyorsun herhalde. Biliyorum. Faciayı görmemek için. Ama ne yazık ki göreceksin. Beklenen görüşme daha gerçekleşmedi. Maalesef öyleymiş. Pınar nerede anne? Delikanlıyı karşılamaya gitti. Evli bulamaz belki diye. Babam da yok ortada. Bahçe kapısının menteşesi kırılmıştı, onu aramaya gitti. İnşallah gecikir Hüsnü birazcık. Da çocuk geldiği zaman içtiyse rahat rahat biraz öğüt veririm ona. Yararı olursa tabii. Asıl geciken Pınar'ın nişanlısı. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı. Biliyorsunuz babam randevusuna sadık olmayan insanlardan hiç hoşlanmaz. Aman aksiliği üstünde değildir inşallah babanızı. Lanet olsun. Benim şansım yok demek ki. İşte. Herkes deli kafalı, ne kadar insan varsa geri zekalı bana rastlıyor. Bir şeye sinirlenmiş. Tamam. Bırakın Allah'ını seversen. Ben tembih ettim ona. Dedim ki sulama şu şeyi dedim. Bitişlerin bahçıvanını söylüyorum. İnadına vıcık vıcık su basmış bütün her tarafa. Ayol, ne bilsin adam, iyilik olsun diye yapmıştır. İyilik olsun diye al bir laf daha. Hadi şimdi çamur olmuş vıcık vıcık toprağa fidan dikilir mi? Dikilmez mi? Allah razı olsun. Ay ne olur bir böyle cahil cahil konuşup da bilmediği şeyler burnunu sokup beni çileden çıkarma rica ederim. Burnumu filan soktuğum yok. Bak kim geldi ayol? Kim geldi? Tarık'ı görmüyor musun üstü? Oo, hoş geldin Tarık. Sen burada mıydın? Bir selam velam da ver, bir merhaba der insan. Bugün ters yanımdan mı kalktım nedir? Her şey bir ters gidiyor. Allah sonuna hayır yazsın inşallah. İnşallah efendim. Ne bu? Şunu alın omuzumdan da. Alayım babacığım. Ne olur gideyim de menteşe buldum. Aklı eden birini bulup da taktığını vereyim onu bari. Sen gidiyor musun üstüne? Gidiyorum. Niye sordun? Hani Pınar'a talip olan delikanlı gelecekti de. O zaman gitmeyeyim, ne gideyim? O gelmesi lazım şimdiye kadar. Nerede kaldı? Vasıtalara pek güvenilmiyor. Neyse gelir canım. Ben gelirse oturuyorum ben de. Üstüne bak ne diyeceğim sana. Ne var? Kız delikanlıdan hoşlanıyor, haberin olsun. Biliyorum, ne var yani? Hayır ne bileyim ben, çocuğa karşı biraz katı davranırsın filan da. Allah, bu muydu söyleyeceğim? Tabii, aman, anladın yani. Aman hanım ya, senin böyle ikide bir bana akıl öğretmen yok mu? İnsanı resmen böyle çileden çıkarırsın işte. Çileden çıkacak ne var şimdi bunda yok? Hiçbir şey yok, iyi oturup bekliyoruz işte. Şimdi bu kadın milleti böyledir oğlum. Tarih böyledir bunlar. İnsanı resmen delirtirler. Çok aradın mı?
Lanet olsun, ne biçim bir yer burası böyle? Hiç kimse oturduğu semtin adını bile bilmiyor. Yazlıklarda adres bulmak zordur. Ben de bunu bildiğim için geldim zaten. Yarım saattir yürüyorum. Sen trenle gelmedin mi? Trenle geldim. Ama ben istasyondaydım, seni görmedim. Ben bir önceki istasyondaydım. Aa, niye? Adamın biriyle dalaştım. Bir önceki istasyonda inmek zorunda kaldım. Ay Allah, yine mi? Ne yani, ben her zaman birileriyle mi dalaşıyorum? Hayır Babür, onu söylemek istemedim ama bugün hiç sinirlenmemen gerekir. Canım tabii ki sinirlenmeyecektim ama adam gözlerini öyle bir dikti ki ne bakıyorsunuz suratıma beyefendi demek zorunda kaldım. Hay Allah, o ne dedi? Sakallı suratlardan nefret edermiş beyefendi. Görüyorsun değil mi, bela nasıl buluyor insanı? Hay Allah. Ne tarafa gidiyoruz? Şu tarafa doğru gideceğiz. Canım sen de sinirleneceğine hiç aldırmasaydın, adama da cevap vermeseydin oldu bitti. Oldu bittisi var mı? Nefret ediyorsanız bakmayın beyefendi dedim. Aa, o ne cevap verdi? Kalk git dedim. Aa, sen ne dedin? Rahatsız oluyorsanız siz buyurun kalkın gidin dedim. Kalktı mı peki? Ne gezer ne gezer. Efendim o daha önce gelmiş oturdu. Ben sonradan gelmişim. Kalkması gereken kişi varsa o da benmişim. Mantığa bak Allah aşkına. Ay, ne kadar sudan tartışma. Peki sonra ne oldu? Sonra ne olacak? İş tabii büyüdü. Adam beni polise falan vermeye kalktı. Yani vaktim olsa buyurun beyefendi polise verin diyecektim. Hemen kaçsaydın oradan. Kaçmaya gerek kalmadı. İstasyona gelmiştim zaten, hemen atlayıverdim. İyi yapmışsın. Ne iyisi canım, adamın yüzünden oradan buraya kadar yürümek zorunda kaldım. Hay Allah, desene onun için geç kaldın. Neyse bir bakıma da iyi olmuş, sinirlerin yatışmıştır. Yani bu işler hiç bana göre değil. Biliyorum şekerim, bilmez olur muyum, merak etme, geçecek. Hah işte geliyorlar. Kim? Canım Pınar'la arkadaşı. Öyle mi? Aha. Baban ortalarda yok değil mi? Yok, bahçe kapısıyla uğraşıyor. Gözünün hiçbir şey gördüğü yok. Gene kendini kaybetmiştir. Bak bu iyi işte. Sen şu bardağı mutfağa götür. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Arkadaşım Babür, Naciye teyze. Tanıştığımıza sevindim. Ben de yavrum. Buyurun. Buyurun. Size getirmiş Babür bunları. Aman çok teşekkür ederim. Ne zahmet. Hep de güzel çiçekler. Şunları vazoya koyayım. Anne nerede? Kim? Emişlerin canım, beni sınava çekecek olan o değil miydi? Sınavı nereden çıkarıyorsun şimdi? Her neyse işte. Şimdi gelir. Bayağı merak ettim, geciktiniz. Sen de ortalardan kayboldun. Babür'ü istasyona kadar karşılamaya gideyim dedim. Meğer o bir istasyon önce inmiş. Ya neden? Trende biriyle münakaşa etmiş. Neredeyse karakolluk olacaklarmış. O da inivermiş. Sahi mi? Hay Allah, karakolluk olacak kadar öyle mi? Hemen hemen. Asabım çok bozuldu. Sinirlerim laçka. Vah vah. Her neyse, unut gitsin. Sinirden bir önceki istasyondaymış. Bak canım, geçmiş olsun. Aman evladım, sakın bundan bizim beye söz etmeyelim. Neden? Sebebini Pınar'a sor. Bak sana yolda biraz anlatmaya çalışmıştım ya, enişten böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Ama suç bende değil ki. Olsun, ona bunu anlatamazsın ki. Anlatamaz mıyım, neden? Bak evladım, bazen mantık her işi çözümleyemez. Ben de zaten bunu konuşmak istiyordum seninle. Bazı durumlarda insanların huyuna suyuna göre hareket etmek en iyi çözüm yoludur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bağışlayın, pek anlayamadım. O zaman Pınar sana anlatsın. Ben de şuna biraz su koyayım da çiçekler solmasın. Senin bu enişten mantıksızın biri mi yoksa? Bunu da nereden çıkarttın şimdi? Ne demek istedi peki? Bak canım, demek istediği şu. Bazı olaylara karşı yaşlıların bakış açıları farklıdır. Bizim mantıklı gördüğümüzü onlar yadırgayabilirler. Saçma, aklın yolu birdir. Bırak şimdi aklın yolunu. Enişteme karşı uysal davranmaya çalış. Hiç hoşlanmadığım şeyleri yaptırıyorsun bana. Hoşlansan da hoşlanmasan da bunu yapmak zorundayız. Tabii benimle evlenmek istiyorsan. İstemesem katlanır mıyım bütün bunlara? Öyleyse şunu aklından çıkartma. Her şey onun bir evet ya da hayır demesine bağlı. Korkunç bir şey bu. Hoş geldiniz. Sanırım tanıştırmama gerek yok. Nihan Hanım'dınız değil mi? Siz de Babür Bey'siniz. Tanıştırayım. Nişanlım Tarık. Tanıştığımıza sevindim. Ben de. Buyurun oturun. Buyurun. Babam da neredeyse gelir. Babam bir yere mi gitti? Yok canım, kapıyı tamir ediyor. Aa bak işte oralarda dolaşıyor. Galiba beceremedi. Anlayan birine bakıyor, ne dersin? Babanız o mu? Evet. Yani pipolu gözlüklü olan mı? Evet. Olamaz. Ne oldu söylesene Babür. Korkunç bir şey bu. Tanıyor musunuz onu? Sanırım evet. Ay, rengin attı, ne oldu Babür? Eğer enişten oysa burada kalmamın hiçbir nedeni yok. Ay, ne demek bütün bunlar canım? Trende tartıştığımız adam buydu işte. Sahi mi söylüyorsun? Babamla mı yani? Ne yazık ki öyle. Peki ama neden? Suratımı beğenmemiş. Suratınızı mı? Yanlış anlamadınız. Suratımı beğenmemiş. Kusura bakmayın. Şeydendir o. Babam sakaldan pek hoşlanmaz da. Beni hiç ilgilendirmez. Ama tanışamayacağımız da ortada. Peki ama ne yapacağız şimdi? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Desene her şey bitti. Ne demek bu? Zaten bu işin olmayacağı baştan beri içime doğmuştu benim. Çılgınlık bu. Yani her şeyden bu kadar çabuk mu vazgeçiyorsun? Yapacak bir şey olmadığını söyleyen sen değil misin şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben bu işten.
Kemal ne oluyor çocuklar? Ay anne, başımıza gelenleri sorma. Çok kötü bir tesadüf doğrusu. Ay ne oldu söylesenize. Babir Bey trende biriyle kavga etmiş. Biliyorum öyleymiş. Meğer o babammış. Ne? Sahi mi söylüyorsunuz? Ne yazık ki öyle. Ay peki babanızın trende ne işi varmış? Menteş almaya diye çıkmıştı ya. Demek ki İstanbul'a gitmiş. Hay Allah, gördünüz mü aksi diye bak. Karşımda oturan ne olduğunu nereden bilebilirdim? Hoş olsaydı da bir şey değişmeyecekti zaten. Ay ne yapacağız anne şimdi? Vallahi evladım bana kalırsa hiç görünmesin. Eğer görünürse her şey biter. Zaten artık her şey bitti. Hiçbir şey fark etmez. Sevgilim lütfen, zaten sinirlerim çok laçka. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, aklıma çok güzel bir şey geldi. Evet, neden olmasın? Pekala olabilir. Nedir o Tarık? Bir dakika. Sakalınızı kesebilir misiniz? Sakalım ama. Evet. Tamam. Bunu çok güzel buldun. O zaman sizi hiçbir zaman tanıyamaz mı dersin? Hayır. Nereden tanısın ki? Ay vallahi çok güzel bir fikir. Ya dünyada kesmem. Ay ne demek dünyada kesmem? Ya sakalını kesersin ya da ilişkimizi keserim. Ama sevgilim lütfen. Çocuklar kararınızı çabuk verin. Neredeyse gelir. Hah, o zaman da iş işten geçmiş olur. Ya hemen şimdi mi keseceğim sakalımı? Maalesef öyle. Ne yapalım evladım? Hemen olursa olur bu iş. Banyoda jilet var hadi. Yani ben kesersem bu sakalımı suratımı kendim bile tanıyamayacağım ama. Bizim de istediğimiz o ya oğlum. Hadi. Ay, vallahi geldi. Ay. Ne yapacağız Pınar lütfen? Hadi. Şu kapı banyo çocuklar. Şuradan hadi. Kestirin sakalları da ortadan yok edin. Ne zor durum değil mi? Vallahi delikanlıya çok acıdım oğlum. Ay anneciğim ben burada duramayacağım. Bahçeye çıkıyorum. Ben de kayboluyorum anne. Çocuklar, tıraş makinesini buldunuz mu? Naciye. Ha canım. Gel de gör, neredesin? Bahçe kafasını bir yaptım şaşırırsın. Hem kendim becerdim vallahi. Bitişiklerden de yağdanlığı aldım. Güzel yağladım. Nasıl çalışıyor? Şıkır 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 şıkır. Geçmiş olsun canım. Ama doğrusu pek kolay olmadı hanım. Bir defa inat ettim ya. O menteşeyi bulmak için ben nerelere kadar gittim haberin var mı? İstanbul'a değil mi? Ha, nereden anladın? Tahmin ettim. Ha, yani adam akıllı şey ettim. Allah'tan tren seferlerini sıklaştırmışlar. Yorulmuşsundur. Yorulmaz olur mu? Yoruldu şu ellerini. Hayır gitme canım. Gitme. Ne? Seninle bir şey konuşacağım. Konuşuruz sonra konuşuruz. Hayır şimdi konuşmak istiyorum. Ay uzak bir yere gidiyor. Elimi yıkayıp geleceğim, ne acelesi? Şimdi konuşmak istiyorum üstücüm. Ne oluyor Allah aşkına sana? Nedir acele? Nedir bu önemli konuşacak şey? Şu delikanlı hakkında konuşacağım. Hangi delikanlı hakkında? Aa Pınar'ın arkadaşı ya canım. Aa şu bugün gelecek de hani. Gelmiş, gelsin bakalım hele. Geldi. Geldi mi hani? Buyurun. Dur, buyurun. Gel dışarı gönderdim onları. Ki senden rahat konuşabileyim diye. Konuş o zaman, ne konuşacağız? Otur şuraya. Nedir o? Hüsnü. He. Delikanlı işte senin düşündüğün gibi biri değil. Terbiyeli, aklı başında bir çocuk. Ha, nereden anladın? Aa, her halinden belli şekerim. Sahi mi? Hüsnü, şunların evlenmelerine razı olalım canım. Ben onu söyleyeceğim sana, ben de aynı fikirdeyim. Hı. Doğrusu çok efendi, çok görgülü, çok terbiyeli bir delikanlı o. Ha, nereden bildin? Ya olmaz böyle şey. Gördüm ben çocuğu. Gördün mü? Tabii. Nerede gördün? İşte trende tam karşıma oturmaz mı? Bak sen, rastlam bir şeye bak. Tesadüf. Tesadüfe bak ya, tam karşıma oturdu çocuk. Peki, onun o olduğunu nereden anladın? Anlamaz mıyım ayol? Gördüm ya, resmini gösterdiniz ya bana daha önce. Resmini gösterdim, tabii. Tabii. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Çocuk terbiyeli, görgülü. Öyle bir imtihandan, sınavdan geçirdim onu. Sınavdan geçirdim onu, haberiniz yok sizin. Ama tam not aldı doğrusu. Çok efendi, çok görgülü, çok terbiyeli, saygılı bir çocuk yani. Ya. Ne diyorsun? Ya benim ona yaptığımın bir başkası bana yapsaydı, değil öyle trenden atlayıp kaybolmak. Vallahi oracıkta sarılıverirdim gırtlağına. Sarılırdın demek. Ne zannettin ya? Ama hiç doğrusu terbiyesini bozmadı. O kadar efendi davrandı ki, sen söyle o sulu tarihe. Ha? Sulu tarihe diyorum. İyi şeyi sulu göz tarihiye söyle. Vallahi gözünü kırpmadan bu delikanlıya kızı versin. Ay sahi mi söylüyorsun? Tabii tabii. Tabii ben elimi yıkayabilir miyim? Hayır daha yıkayamazsın. He? Niye, sular mı kesin? Yok canım, banyo meşgul de. Kim var gene? Şimdi görürsün. Çocuklar eğer işiniz bittiyse gelebilirsiniz. Aa bu bizim kızın şeyin ırmağın sesi değil mi? Pınar'ın canım. Aman Pınar ırmak canım, su değil mi işte? Pınar'ın sesi, Pınar'ın. Yanında da o delikanlı var. Ne yapıyorlar? Görürsün şimdi. Gelin çocuklar gelin. Kör bakayım. Tanıştırayım enişteciğim. Arkadaşım Babür. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hayır. Saygılarımı sunarım. Dur ayol, ben şaşırdım şimdi. Bizim şimdi bu nehirin, aman hep ırmak diyeceğim, nehir diyorum sana. Pınar efendim. Pınar. Pınar'ın arkadaşı Babür bu delikanlı mı? Tabii, tanıyamadın mı? Nasıl oluyor? Benim gördüğüm delikanlı burası torba kadar sakalı vardı. Şimdi yok. Banyoda ne yaptıklarını merak ediyordun ya. Dur. Dur yoksa şey mi? Evet canım, işte o işi hallettiler orada. Hay Allah, ya yine kestin mi sakalı? Evet. Üzgün, üzülme.
Vallahi pek yakışmış. Feda olsun böyle bizci kız için. Aman kökü sende nasıl olsa gene uzar, gene uzar. Hadi hayırlısı.